Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmanla ilgili hükümler, kararlar Allah'ın kitabından alınır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinden alınır. Şu imandandır, bu imandan değildir. Yani imanı ilgilendirir veya ilgilendirmez türündeki söz bir fakihin, bir müçtehidin sözü olmaz. Çünkü iman esastır. Bu esas Allah ve Peygamberinin çizdiği çizgiler dahilindedir. Burada okuduğumuz, bu bölümde okuduğumuz hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından hadis-i şeriflerin uslubuyla neyin iman, neyin de iman dışı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir üslupla kendisine sorulan imanla ilgili bir meseleyi cevaplandırıyor. Hafız Necmettin kardeşimizden hadis-i şerifi dinleyelim. Bu arada hadisin tercümesini de dinleyelim. İnşallah biz de istifade edeceğiz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Hureyre'te kal. Ete e'rabiyyunin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Dülleni ala amelin izâ amiltuhu tehaltul cenne. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir köylü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve net bir soru sordu. Dedi ki, bana onu yaptığım zaman cennete gireceğim bir iş göster. Evet. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsa buyurmuş ki hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a kulluk edeceksin. Namaz kılacaksın, farz namazları kılacaksın, farz zekatını vereceksin, Ramazan orucunu tutacaksın buyurmuş. Buradan anlıyoruz ki henüz haccın farz olmadığı döneme ait olduğu için bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata haccı saymamış. Çünkü hac 5 esasın en son farz olarak ilan edilenidir. Yani ben cennete gireceğim, bana böyle bir iş göster dediğinde adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet edeceksin. Şirke bulaşmamış bir mümin olman lazım. Farz namazlar, farz zekat ve Ramazan orucu. Bunu yaparsa cennete gireceğini söylemiş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata. Evet. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. Evet, bunun üzerine azam diyor ki vallahi ben ne fazla yaparım ne az yaparım. Saydığın şeyleri yaparım. Yani adam ne demiş oldu? Hiçbir şeye şirk koşmadan iman ederim. Farz namazları kılarım. Farz zekatı veririm, Ramazan'ı tutarım. Bu kadar. Daha fazla yapmam. Bunların da hakkını veririm demiş. Felemma walla qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Men sarrahu en yanzura ila rajulin min ehli'l cenneti falyanzur ila hadha muttafaqun aleyh. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi adam böyle deyip gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki cennetlik bir adam görmek isteyen bu adama baksın buyurmuş. Nedir ortadaki gerçek? Kendisine cennete girmenin şartlarını soran birisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şartları sayıyor. Adam çok açık, seçik bir cümle kullanıyor. Daha fazlasını yapmam bu işin. Bunların da hakkını veririm. Yani ne az ne çok. Bu dediklerini yapacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cennetlik adam görmek isteyen buna baksın buyurmuş. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de var. Diğer hadis kaynaklarında da var da ana kitaplarımızda var. Bu neyi gösteriyor? Eğer sözünde durursa bu adam,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu standardı yeterli bulmuş. Çünkü adam beni eğit, öğretmen tayin et açıklamasını istemiyor. Aklı alacak 4-5 kelime istiyor. O 4-5 kelimeyi de saymış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece adamcağız şartnameyi kabul edince Efendimiz de cennet vaadinde bulunmuş. Bu türden hadisi şeriflerde şunu anlamamız lazım. Şimdi biz çok felsefeli bir zamanda yaşıyoruz. Ama diye başlayan cümleyi çok kuruyoruz. Çocuklar bile kendilerine sunulan şeyleri tartışıyorlar. Böyle bir zamana geldik. Anneler bile çocuklarının sabah kahvaltısı yapması gerektiğini dakikalarca izah etmek ihtiyacı hissediyor. Halbuki bundan önceki nesil kahvaltı edecek bir şey buldu mu onu alıp gidiyor tarlada çalışıyordu. Şimdi zihinler o kadar felsefe yapmaya, tartışmaya alıştırılmış ki kahvaltı yapmazsan ders çalışamazsın, kahvaltı yapmazsan tansiyonun düşer, kahvaltı yapmazsan şekerin olur. Tıp literatüründe bile ağır olan konular dakikalarca çocuğa izah ediliyor. Lütfedip gelip bir kahvaltı yapıyor çocuk. Ondan sonra da bunu da ye, bunu da ye. Bu vardı anlaşmada vardı, şu yoktu anlaşmada. Bu hayatın çocukken böyle başladığı bir ortamda dini de biz böyle algılıyoruz. Maalesef tabii maalesef. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bir Müslümana bunları söylese. Hiçbir şeyi şirk koşmadan iman edeceksin. Farz namazları kılacaksın. Farz zekatı vereceksin. Ramazan orucu tutacaksın dese. Ama ya Resulallah Ramazan'dan sonra 6 gün nereye oturtacağız bunu diye bir ilave soru sorardık biz. Çünkü o 6 gün ne anlama geliyor? Muharrem orucu ne anlama geliyor? Bir de fıtra vardı hani zekattan sonra bir de fıtra vardı. O ne olacak? Cihadı nereye oturtacağız? Felsefeci bir nesil çıktı ortaya. Bu felsefeciliğimiz sabah kahvaltısında çocuğu ikna etmekte de var. Allah rızası için bir cami derneği kursak, o cami derneğinin işletmesinde de var. Hadis okurken de var, ayet dinlerken de var maalesef. Lakin işte bu hadisi şerif bize gösteriyor ki, mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, Arabi birisi yani köylü, Medine'nin merkezinde yaşayan biri değil. Dağdan gelmiş adam. Ne doğru dürüst Arapçası iyi, ne bir felsefe biliyor, ne tartışmayı biliyor. Net soruyor, net cevap alıyor. Karşılığında da cennet garantisi alıp gidiyor. Bu sahabi ayrıntılara girseydi zarar edecekti. Ya Resulallah, bugüne kadar kılmadığım namazlar ne olacak, onlar affedilecek diye sorsaydı, perişan olacaktı Efendimiz, 20 senelikte kaza yap bakalım diyecekti ona. Aleyhinde bir soru sormuş olacaktı. Adam hiç karıştırmadı, verilerini aldı gitti. Ama burada önemli bir nokta var. Bunu da araştırmak üzere, yapmaya çalışmak üzere gitmedi adam. Teminat verdi, bunları yapacağım dedi. Az fazla yok, böyle yapacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o verilen teminata karşı teminatını gösterdi, cennet. Bu hadis-i şeriften biz hem imana ait birkaç madde öğrendik, hem de bedevi olup kurtulmak varmış bu dünyada, onu da öğrendik. Çok şehirli olmanın da bizim için olumsuzluklarını gördük. Neredeyse abdest acaba yeterli mi, biz filan çağda yaşıyoruz, işte mendille abdest olur mu, başımızı şöyle yıkasak olur mu, ayağımızın şurasını, yani biz çok ayrıntıya girdikçe başımızı derde soktuk, lüzumsuz yere kendimizi yokuşa sürmüş olduk. Bu Allah bu sahabeden razı olsun. Ne kadar net sormuş, net cevap almış, cennet teminatını da almış gitmiş. Bunun benzeri başka bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka birisi yani benzer bir soruyu sormuş. Efendimiz ona benzer cevaplar vermiş. Adam yine ben fazlasını yapmam, bunları yapar kurtulurum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğruysa kurtuldu buyurmuş. Dediği doğruysa kurtuldu. Yani hakikaten bu adam bu 5 maddeyi yapacaksa kurtuldu. Evet. Bir başka
hadisi şerifte bir başka soru soruyor bir sahabi. Yine Allah onlardan razı olsun. Sordukları sorular sayesinde bizim anlayışımızı kolaylaştırıyorlar. Takip ettiğimiz kitabımızda 15. hadisi, yani Mişkâtül Mesâbih'in iman bölümünün 15. hadisi şerifi. Bu hadisi şerifi de Hafız Necmettin kardeşimiz okusun, dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. Evet, Süfyan ibn Abdullah el-Sakafi radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Böyle Ebu Hureyre gibi, Enes ibn Malik gibi ismi meşhur bir sahabi değil. Allah ondan razı olsun. Rivayet etmiş. Bizzat kendisi gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, soru sormuş. Sorusu şu: ya Resulullah, senden sonra hiç kimseye soru sormama gerek bırakmayacak bir şekilde İslam'ı bana tarif et. Yani bana öyle bir İslam tarifi yap ki ben gidip bir daha birisine sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Çok net bir soru. Allah ondan razı olsun. Bu ne demektir? Ver şifremi, gideyim ben. Bana bir şifre ver. Bir daha da gelip bunu çözün filan diye uğraşmayayım ben buralarda. Allah ondan razı olsun. Bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermiş. Kal, kul, amentu billahi thumme istakim. Ravahu Müslim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Süfyan isimli sahabiye, işte bana bir İslam'ı tarif et, kimseye muhtaç olmayayım şifreyi çözmek için filan diyen sahabiye buyurmuş ki Allah'a iman ettim de, sonra dosdoğru ol. İman ettim de, dosdoğru ol. İslam'ı tarif etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi iki nokta var. Bir, iman ettim demek. İki, dosdoğru devam etmek. Demek ki iman ettikten sonra da yan çizmek, eğri büğrü sapmak mümkünmüş. İmanı da koruyan şey dosdoğru devam etmekmiş. Burada bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet ediliyor. Ama Fussilet suresinde de bunun manasının çağrıştırıldığı ayet cille var. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Meleklerin ölümünü müjdeli hale getirdiği, böyle törenle ölecek olanları bahsederken Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ, Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا, sonra dosdoğru olanlar. Yani Rabbim Allah'tır diyorsun, bankadan çıkmıyorsun. Rabbim Allah'tır diyorsun, gözünün hiçbir bekçisi yok. Rabbim Allah'tır diyorsun, midede ne var belli değil. Bu istikamet dışı kalmak, yani dosdoğru olmamak demektir. Şimdi insan Rabbim Allah'tır dediyse, göz o Rabbim Allah'tır sözünün etkisinde olmalı. Kulak etkisinde olmalı, el etkisinde olmalı. Rabbim Allah'tır diyen birinin cebinde haram yoktur. Rabbim Allah'tır, Allah'tır diyeyim deme cüretini ve cesaretini ve bahtiyarlığını yakalamış birisinin midesinde haram yoktur. İstikamet bu. Dosdoğru olmak bu. Sahabi gelmiş, bana bir cümle söyle ya Resulullah, kimseye sormayayım senden sonra ben. Ben peygamberden şifremi aldım diyeyim demiş radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona iki kelime söylemiş. Âmentü billah de. Allah'a iman ettim de. Ve istikamet üzere ol. Dosdoğru ol. Eğer âmentü billah dediysen, oturduğun kalktığın arkadaşların mümin kimseler olacak. Evinde senin Allah'a iman ettim dediğin belli olacak. İstikamet budur. Senin iş yerin imanını yansıtacak. Tipin imanını yansıtacak. Konuşman imanını yansıtacak. İstikamet, dosdoğru olmak bu. Evet, Allah bu sahabeden de razı olsun. Bize böyle güzel bir yol öğretmiş oldu. Şimdi başka bir sahabeden, yine benzer bir konuşmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl yaptığını görüyoruz. Hep dikkat edersek aynı şeyleri anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a imanı anlatıyor.
peygambere imanı anlatıyor. Lakin farklı bir konuda, farklı bir kişiyle konuşurken farklı bir cümle kullanıyor. O farklı cümleyi biz değişik şekilde yararlanacak bir noktada tutuyoruz. Evet, buyur dinle. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifi okuyacak. Necmettin kardeşimizden dinleyelim. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. وعن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا الا ان تطوع. Evet. Şimdi Talha bin Ubeydullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırdığı bir bilgi ulaştırıyor bize. Necid Arap Yarımadası'nda bir yörenin adı. Necidlilerden saçı başı dağılmış böyle gürültü yaparak gelen birisine rastladık. Ne dediğini anlamıyorduk. Adam bir şeyler söyleyerek geliyor. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi adam. Baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, İslam hakkında bilgi ediniyor. Yani Medine'ye uzaktan gelmiş, İslam nedir öğrenmeye çalışıyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona her gün ve gecenin 5 vakit namazını kılacaksın buyurmuş. İslam nedir sorusuna 5 vakit namaz diye cevap vermiş. Bu sefer adam başka var mı? Bu namazın başkası var mı? 5 vakitten fazlası var mı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecburi yok ama nafile kılarsan var buyurmuş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutmasını söylemiş. Adam başka var mı Ramazan orucundan başka diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile yaparsan var, mecburi yok buyurmuş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekatı söylemiş. Adam yine başka var mı zekattan başka? Yani ekonomik olarak paralı bir ibadet var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nafileler hariç başka yok buyurmuş. Yani yapacaksan nafile, nafile ne demek? Farz değil, sevap kazanmak için yapacaksın demek. Evet, sonra dinleyelim. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet, sonra Talha bin Ubeydullah diyor ki adam çekti gitti. Giderken de dedi ki vallahi daha az veya daha fazla bir şey yapmam. Bu denenleri yaparım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki dediği doğruysa adam kazandı buyurdu. Dediği doğruysa adam kazandı. Ne dediği doğruysa az veya fazla yapmayacağım. Tam bu kadar yapacağım. Tekrar toparlayalım hadis-i şerifi. Adam Necid bölgesinden Medine'ye geliyor. İslam nedir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz diyor. Adam fazlası var mı diyor. Mecburi yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nafile var. Ramazan orucunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fazlası var mı diyor. Mecburi olarak yok, nafilesi var buyuruyor. Zekatı söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adam daha fazlası var mı bunun? Mecburi olarak yok, nafile istersen, nafile yaparsan var buyuruyor. Bunun üzerine adam giderken ben bundan başka bir şey yapmam. Azını da yapmam, fazlasını da yapmam. Böyle bunları yerine getiririm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eflehar raculu in sadaka buyuruyor. Dediği doğruysa adamı yani sözünde durabilirse kazandı adam. Kazandı buyuruyor. Burada çok önemli bir nokta var. Haç gene anılmamış.
Bu neyi gösteriyor? Hac 9. senenin ibadeti. Ondan önce mesela 7. yılda, 6. yılda gelmiştir bu zat Medine'ye. Haccın farz olmadığı dönemde geldiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona haccı saymamış. Daha sonra 10. senede, 9. senede gelenlere haccı da saymış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açık ve seçik bir lisanla sözünde duran ve onun emrettiğini yapana cennet vaat etmiştir. Kazanılacağına dair bir müjde lütfetmiş. Bu hadis-i şerifte hem Buhari'de hem Müslim'de rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Bir başka hadis-i şerif var önümüzde. Abdülkays kabilesinden gelmiş bir heyetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ve benzeri konuların konuşulduğu bir rivayet var. Onu da dinleyelim. İnşallah ondan da istifade edeceğiz. Hafız Necmettin kardeşimiz okusun. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an İbni Abbasin radıyallahu anhüma kal. İnne vefte Abdel Kaysi lemme etebun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Menil kavm ev menil veft. Kalu Rabi'atu kal. Merhaben bil kavl ev bil veft. Gayra hazaya ve la nedama. Evet. Şimdi burada 8. yılda yani hicretin 8. senesinde gerçekleşmiş bir olay bu. 8. senenin önemli bir yönü var. Mekke fethedilmiş bu sene. Mekke'nin fethedilmesinden sonra çevre kabileler, Arap Yarımadası'ndaki kabileler veya güç odakları şimdiki deyimimizle Mekke'nin fethedildiğini görünce çare bulamamışlar. Kitleler halinde iman etmişler. Bu yüzden Mekke'nin fethi sadece Mekke şehrinin fethi değil, kalplerin de fethedilme sebebi olarak önemli bir dönüm tarihi. Yani İslam'ın artık devlet oluşunu bütün dünyanın kabul etmek zorunda kaldığı bir yıl dönümü veya olay dönümü gibi duruyor. İzâ câe nasrullâhi vel fetihte de buna işaret ediliyor. Abdülkays kabilesinden bir grup Medine'ye geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşılaşıyorlar. Ondan önce onlardan bir kişi Medine'ye geliyor. Bu olaydan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşüyor. Kalbine iman tohumu düşüyor ve mümin oluyor. Efendimiz ona bir mektup veriyor. Bu mektubumla sen kabilene git diyor. Yani Medine'nin 30-40 kilometre civarındaki ve 50 kilometre civarındaki kabilelerden bunlar hep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuyla evine gidiyor. Fakat korkuyor sülalesini, Müslüman değiller. Sülalesine bunu açıklamaya korkuyor. Gece namaz kılarken karısı onu yakalıyor. Gidiyor babasını anlatıyor. Bizim adam herhalde delirdi diyor, bir şeyler yapıyor diyor. Kayınpederi, vay sen nasıl Muhammed'in dinine girersin diye aleyhissalatü vesselam bunu tehdit etmek için geliyor. O da ona bir iki cümle konuşunca kayınpederi de mümin oluyor. Gel bizim kabileye bunu yayalım diyor. Yani Ömer'in Müslüman olmasına benzer bir pozisyon bu. 2-3 gün içinde Abdülkays sülalesi olduğu gibi Müslüman oluyor. Bir kere nur yayıldı. Elhamdülillah onun bir daha önlenmesi mümkün değil. Bu sefer toplanıyorlar. Hadi gidelim biz topluca Medine'de Müslüman olalım diye geliyorlar. Bu bahsettiğimiz olay işte bu Abdülkays kabilesinin, sülalesinin ne kadar olduklarına dair bilgimiz yok. 8. yılda Medine'ye gelmesine ait bir hatıra bu. İşte geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir kalabalık görünce kim bunlar diye soruyor. Oradakileri Resulullah Abdülkays işte veyahut da işte filanca heyet geldi diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hoş geldiniz, safalar getirdiniz anlamında onları karşılıyor. Ondan sonra sorularını sormaya başlıyorlar ya da dertlerini arz ediyorlar. Şimdi burayı dinleyelim. Buyurun. Kalu ya Resulallah inna la nestadi'u en ne'tiyeke illa fi'ş şehril haram ve beynena ve beyneke hâzel hayyü min küffâri mular femurna bi emrin faslin nuhbir bihi men verâena ve nedhul bihil cenneh وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. Evet, diyorlar ki ya Resulallah biz her zaman
seni ziyarete gelme imkanına sahip değiliz. Onların kabilesiyle Medine'nin ara yerinde, yol üzerinde Mudar diye bir kabile var. Mudar da o zaman Müslüman değil. Bu Mudarlılardan biz başımız belada olur. Buraya gelemeyiz. Haram aylarda gelebiliyoruz sadece. Haram aylar diye 4 tane ay var. Müşrik oldukları halde adamlar, İbrahim Aleyhisselam'dan beri onlar mübarek aydır diye birbirleriyle savaşmıyorlar. Kimseye dokunmuyorlar. Yani barış dönemi gibi kabul ediyorlar. Müşrik olmalarına, gavur olmalarına rağmen 4 ay kan akıtmıyorlar. Böyle bir anlayışları var. Bu haram aydır diye biz şimdi geldi. Yoksa bu Mudar kabilesinden biz çekiniyoruz, gelemiyoruz. Dolayısıyla bize ne öğreteceksen, şu cennete girmek için ne lazımsa bunu bize bir öğret burada. Biz bir daha buraya gelemeyiz ve ne içilir ne içilmez. Yani alkollü bilgi de öğrenecekler. Tabii hepimiz biliyoruz. Yani şirk döneminde alkol bugünkü kadar neredeyse yaygın. Her şeyde alkol sıkıntısı var. Dolayısıyla ne içilir ne içilmez. Bunu da bize öğret ya Resulallah. Biz buradan gittik mi dinimizi de öğrenmiş öyle gitmiş olalım diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 4 şey emredip 4 şey yasaklamış onlara. Yani burada şöyle diyebiliriz. 8 kalemde özetlemiş İslamiyet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adamlar çok kolay bir şey istiyorlar. Yani biz buraya devamlı gelemiyoruz. Bir de gidip biz bunları öğreteceğiz insanlara deyince Efendimiz 4 şeyi emretmiş, 4 şeyi yasaklamış. 8 kalemlik bir eğitim malzemesi çıkarmış onlar için. Evet. Emrahum bil imani billahi vahde. İlk önce Allah'a imanı tevhide emretmiş. Önce iman edeceksiniz buyurmuş. Kal. اَتَدْرُونَ مَا الْا۪يمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهِ Sonra buyurmuş ki, sadece Allah'a iman etmek, tevhid ne demektir biliyor musunuz buyurmuş. قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ Klasik sahabe cevabı, Allah ve Resulü daha iyi bilir demişler. Vallahi şöyle biliyoruz ama yine senden bir ayrıntıları dinleyelim. Filan hocaya sormuştuk da, bakalım sen ne diyorsun dememişler. Allah ve Resulü daha iyi bilir demişler. قَالُ Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamussalah ve itauzzekah ve siyamu ramazan ve en tu'du minel magnemil hums. Minel magnemi el humse. Evet. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nedir Allah'a iman diye soruyor. Oradakiler de Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Bunun üzerine kelime-i şehadeti sayıyor. Bir bu, iki namaz, 3 zekat, 4 Ramazan orucu ve 5/5 ganimet payı vermek. Yani cihat esnasında 1/5 Allah'ın ve peygamberin hakkı olduğu ya da devletin payı olduğunu kabul etmelerini istiyor. O zamanki yani o 8. yılda geldikleri zamandaki şartları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Burada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hızlı bir şekilde cereyan eden savaşlar esnasında ki ganimetin 1/5 Allah'ın peygamberin hakkı olarak alındığını kabul etmelerini istiyor. Sonra evet وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ 4 şeyi de onlara yasaklamış. عَنِ الْحَنْتَمْ وَالْدُبَّائِ وَالْنَقِيرِ وَالْمُزَفَّةِ وَقَالْ اِحْفَظُوهُنَّ وَاَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَائِكُمْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Bu hadis-i şerifte Buhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyor. Onlara 4 şey yasaklamış. Bu yasakladığı 4 şey bugün özetleyecek olursak yani alkol oluşumuna neden olan fıçı, kabak, ondan sonra ağaçtan yapılmış şarap kutusu kullanmalarını veya o zaman ziftlenmiş kaplarda yani ziftle etrafı çevrilmiş kaplarda alkol oluşumu oluyordu. Alkollü içecek yapılıyordu. Mesela bildiğimiz kabaklar. Bu bal kabağı ve su kabağı alkol üretiminin ana malzemesiymiş o zaman. Kabağın içini
hafif uyuyorlar. Onun içini su dolduruyorlar. Bildiğimiz kabak işte, koca kabak. İçini su dolduruyorlar. Güneşe bırakılınca birkaç gün sonra o alkolleniyordu. Ne kabağıysa, su kabağı işte, şeker kabağı, o alkolleniyor. Onu şarap olarak kullanıyorlardı. Bu tür içecek malzemesi yapılan, yani alkollü içecek malzemesi yapılan nesneleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sayıyor. Dört türünü sayıyor. Bunları bir daha kullanmayacaksınız diyor. Bu onların alkolle bağını kesiyor. Cumhur ulemaya göre bu saydığı şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman onların standartlarında alkol üretiminde kullanılan, alkollü içecek üretiminde kullanılan malzemelerdi. Daha sonra kimse zaten kabağı güneşin altına koyup içini su doldurup şarap yapmadığı için bunlar o zamana ait yasaklardı. Sonra genel yasak geldi. Yani ister kabakta yap, ister salatalıkta yap, nerede olursa olsun alkollü nesneye umumen haram geldiği için veya yasak listesi daha sonra umumileştirildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yasakla, yani kabak kullanmayı, kabağın içerisine su koymayı nesketti, kaldırdı. Bu da gösteriyor ki bu zatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir malumat öğrendiler ve gittiler. Sonra elhamdülillah onlar İslamiyet'i daha geniş bir şekilde öğrendiler. Çünkü mudar da kalktı ortadan. Öyle bir tehlike de kalktı. İslamiyet bütün Arap Yarımadası'na yayıldı. Kabak tehlikesi de kalktı. Ziftli çanaklarda, çömleklerde şarap yapma tehlikesi de kalktı. İslam bütün kaideleriyle Medine'ye ve Arap Yarımadası'na Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında oturdu. Ama burada bu Abdülkays kabilesinin gelip İslamiyet'i öğrenme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de onlara iman nedir, İslam nedir tarzındaki sorularına verdiği cevabı öğrenmiş olduk. Allah onlardan razı olsun. Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif daha okuyalım. Onu da dinleyelim. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'an Ubadet ibn-i Samit'i kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه عبادة بن سامت رضي الله عنه diyor ki bir grup sahabiyle beraberken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا, bana beyat edin. Beyat etmek yani söz verin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında beyatın pratik uygulaması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatır, ashab-ı kiram da elini uzatırlar. Bir tür böyle el üstüne konarak şu şart, bu şart üzere sözleşiyoruz. Tamam mı? Denir. Buna beyat deniyor. Bu beyat kelimesi daha sonra siyasi bir anlam kazandı. Siyasi lidere itaat etmek için verilen söz anlamında, yani falan halifeye beyat edildi. Diyor ki Ömer'e beyat edildi, Ali'ye beyat edildi. Yani söz verildi, biz seni kabul ediyoruz, liderimiz diye kabul ediyoruz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere beyat edin diye birinci beyat maddesini söylüyor. Sonra وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا. Evet, hırsızlık yapmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz. İkinci ve üçüncü şartlar. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Dördüncü şart. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ. Evet, iftira, asla iftira uydurmayacaksınız. İftira etmeyeceksiniz. Bir sonraki şart. وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. Evet, normal bir durumda da asi olmayacaksınız. Yani itaat edilmesi gereken bir konuda isyancı olmayacaksınız. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَتْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Evet, sizden bu saydığım şeylerde vefakar olan Allah'tan ecrini alacaktır. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Kim bu saydığım şeylerde bir yanlışlık yaparsa, hırsızlıktı vesaireydi, sonra da devlet ona cezasını verirse,
halife gelir cezasını verirse o dünyada kefaretini ödemiş demektir. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ama bu sayılan suçlardan birisini yaptı. Devlet de onu yakalayıp cezasını veremedi. Bu demektir ki Allah onu kapattı. O dosyasını Allah kapattı. Bu kapatma ne olacak? Kıyamet günü ya affedecek ya cezasını verecek. O Allah'ın bildiği iş. Burada saydığı şeyler nedir? Şirk, hırsızlık, zina, çocuk öldürmek, iftira etmek ve isyan etmek. Bunları yapmayın. Bu beş şeyi yapmayın. Yaparsanız sonra da İslam'ın başı, devlet, halife gelir size cezanızı verirse o cezayla kurtuldunuz zaten. Yani o ahiret içinde kefaret olur. Hayır, eğer bu ceza size verilmez, kurtulursanız, yakalanmazsanız, bu sizi Allah'ın örttüğünü gösterir. Bu örtmenin sonu ne olur? Onu Allah bilir. Örter, ahirette de affederse, o gafurur rahim zaten. Affetme cezasını verirse, siz hak etmiştiniz bunu. Burada Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu beş şeyi yapmamak üzere bana bir beyat edin bakayım. Bir göreyim sizi, söz verin deyip ashab-ı kiramın, hele yeni Müslüman olanlarının bulunduğu bir yerde Mübaret İbn-i Samit radıyallahu anh böyle bir söz aldı bizden diyor. Ashab-ı kiram da bu şekilde söz vermişler. Bunları yapmayacağız ya Resulallah demişler. Peki burada bu hadisi şerifi niye okuduk? Demek ki bunlar imanın içini dolduran şeylerden. Bu suçlar imana zarar veriyor. Bunları yapmamayı kabul etmek, Resulullah'ın yanında olmak demek oluyor. Bunu öğrendik. Bir meselemiz daha var. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz diyor. Zaten anneler babalar çocuklarını öldürmezler mi? Evet, o zamanlar anneler babalar kız çocuklarını öldürüyorlardı. Müşrikler kız çocuklarını öldürüyorlardı. İman edenlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmayacaksınız diye söz almış. Kalktı mı dünyadan bu? Maalesef kalktı. Kız çocuğu için kalktı. Kız erkek tekrar geri geldi. Kürtaj yapıyor insanlar. Çocukları doğmasın, çocuk yaratılmasın diye müşrikler doğmuş kızlarını öldürüyorlardı. Şimdi kız erkek ayrımı kalktı. Erkek de olsa Müslümanlar, kafirler, herkes artık çocuk yaratılmasın diye mücadele yapıyor. Allah hepimizi affetsin. Çok tehlikeli bir şey. Onlar kız çocuğuna düşmandı. Şimdi kıza da erkeğe de düşman bir anlayış peydahlanmış oldu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.